Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin velhamdülillahi Rabbil Alemin Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvid emri ilallah اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْاِبَادِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Maide Suresi 106. Ayet-i Kerime يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, Maide 106. ayet-i kerimede mealen Rabbimiz, ey iman edenler! Birinize ölüm gelince, vasiyet esnasında İçinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik yapsın. Bu şahit tutma her bir vakit size lazımdır özellikle. Seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi, yani gayrimüslim de olsa, şahit olsun. Şimdi varislere hitaben, eğer doğru söyleyip söylemediklerinden şüpheye düşerseniz, o iki şahide şu yolla yemin verdirirsiniz. Namazdan sonra alıkor, bu vasiyet karşılığında akraba menfaatine de olsa hiçbir şey bedel almayız. Yani yeminimizi bedele satarak, şuna buna tamah ederek yalan yere yemin etmeyeceğiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Eğer şahitliğimizi gizleyip yalan yere şahitlik yaparsak, bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz diye doğru söylediklerine Allah üzerine yemin ettirirsiniz. Buradaki tabii ki vasiyet üzerine olan şahitlik olayı diğer şahitlikler içinde söz konusu olabilir. Burada önemli olan birkaç nokta var. Ayette vasiyete şahit tutmayı nazara veriyor. Yani ölüm geldiğinde, ölüm yaklaştığında, ölümün belirtisine kendisine geldiğinde o durumda o kişi bu konuda ciddiye meseleyi alaraktan en azından kendisinden sonrakilerine bir kolaylık, yol gösterici mahiyetinde olmak suretiyle bir vasiyette bulunsun diye Rabbimiz ifade ediyor. Burada şahitlik tutma ifade ediyor. Yani o kişi o durumda şahit tutsun. Öncelikle bu şahit elbette birinci derecede yakınlardan olur. O kişinin zakurba, kendi bizzat karip olan yakınlarından olur. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa bu durumda o kişi başkalarından da şahit tutabilir. Burada yalnız onu açarak biraz daha genişçe ifade etmeye çalışacağım. Özellikle gayrimüslimlerden şahit tutulabileceğine nazara veriyor ilk etapta zimmi olanlara. Ama belki bu zaruri durumlarda, imkansız durumlarda, başka alternatiflerin olmadığı durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü genel olaraktan icma ile zimminin Müslümanı olan şahitliğine pek itibar edilmemiş. Şimdi bu durumda eğer şüpheye düşerseniz bunlardan, o şahitlik yapacak olan kişilerden herhangi bir şüphe durumunuz arız olursa, o zaman namazdan sonra onları alıkorsunuz. O zaman ardından onlar da şöyle yemin etsinler. Şimdi burada namazdan sonra denilince bunun ikindi namazı olduğu da ifade ediliyor. Çünkü ikindi namazı diğer namazlardan farklı olaraktan günün adeta o zaman içerisinde derlenip toparlanmasıdır. Yine bir taraftan gece ile gündüz meleklerinin birbirlerine görevleri devretmiş oldukları bir vakit olması hasebiyle bu ikindi namazı olduğu da ifade edilir. O vakitte bu durumun olması gerektiğini ifade ediyor. Yine o kişilerin olabilir ya, herhangi bir dünyevi bir menfaattan dolayı yalan yere yemin etme durumları söz konusu olursa, o zaman onlara yemin ettirin. Yani akraba da olsa şahitliğimizi bir çıkar karşılığı satmayacağız.
Bir menfaat karşılığı bunu yapmayacağız. Allah'ın kesinlikle ve kesinlikle şahitliğini gizlemeyeceğiz. Gizlemeyeceğiz. Gizlediğimiz takdirde de şüphesiz günahkarlardan oluruz diyerekten bu manada şahitlik içerisinde bulunmasını emretmiş, ifade etmiş olmaktadır ayeti kerime. Bunu biraz açacak olur isek, burada bazı müşkil durumlar var. Mesela ayette salat geçiyor. Şimdi bazıları bu salatın davet manasında olduğunu ifade ediyor. Peki demin de ifade ettiğimiz gibi acaba gayrimüslimlerin şahitlikleri bu durumda olabilir mi? Onların yalan ve hıyanet durumları söz konusu olabilir mi? Bu durumda onlar yemin etme durumlarıyla ilgili ilk etapta nazara çarpan bu husustur. İşte böyle bir durum karşısında onlara yemin ettirilir diye ayet-i kerimede onların bu durum içerisinde o güvenin ortamını oluşturabilecek bir vaziyet içerisine getirilmeleri nazara verilmektedir. Aslında Maide suresi 106. ayet-i kerime konusunda müfessirler şu hakikati ortaya koyarlar. Bu Maide suresinin 106. ayet-i kerimesi gerek hüküm itibarıyla, gerek anlam itibarıyla, gerekse de i'rab itibarıyla gerçekten Kur'an'ın en müşkül olan ayetleridir diye onlar bunu nitelemişlerdir. Çünkü burada gayrimüslimlerin şahitliği nazara verilmiş olmaktadır. Onların bu durumu söz konusu olmaktadır. Ki onlar için namaz durumu söz konusu değil. Peki bu durumda da namazdan sonra dediğimiz gibi bunun içinde olduğu ifade ediliyor. Yemin edecekleri ifade ediliyor ki onlar elbette ki böyle bir durumda namaz durumu söz konusu olmayacağı için bunun bir davet olaraktan onları bu konuda yemin etmeye, şahitlikte bulunmaya bir davet olduğu da ifade ediliyor. Dediğimiz gibi bir kuşku olması halinde de bu durumda yemin etmeleri ifade edilmiş olmaktadır. Evet sizden olmayan, evet yani gayrimüslim, Hristiyan manası ilk etapta nazara çarpılmakla beraber. Yine aynı kabileden ve akrabadan olmayan yabancı iki Müslüman iseler namaz problemi ortadan kalkacak. İbn Abbas ve azatlık kölesi İkrime'de onlar bu görüşü bu noktada bu ayetin izahında nazara verirler İbn Abbas'la onun hizmetçisi. Bu ayet-i kerimenin tahliline gelecek olursak İslam hukukunu genel böyle bir irdelediğimde genel İslam hukukundaki cezai müeyyideler, hudut ile ilgili konuları el aldığımda tabiye vasiyette kaçınılmaz bir husustu. Genel olaraktan uzunca vasiyet hakkında yazılan birçok meselelerden özetle anlaşılabilecek şekilde herkesin anlayabileceği şu özet manaları çıkarttım. Özetle vasiyet konusu şöyle. Kişinin babası, anası ve yakın akrabası için vasiyette bulunması bir haktır. Yani bu hem Kur'an'la sabittir hem Efendimizin ifadesiyle, beyanıyla sabittir. Bu durumda iki tane şahit bulundurulmalı. Eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet etmeli. Eğer çocuk yoksa yarısı eşlere, bir çocuğu varsa dörtte birisi ona verilmelidir hüküm itibarıyla. Çocuklar varsa sekizde birdir. Çocuk ve baba yok da diğer vereseler erkek ve kız kardeşleri varsa her birine terekenin altıda biri verilmiş olur. Kardeşler daha çok ise üçte birini aralarında taksim ederler. Vasiyetler borçlar verildikten sonradır. Bu vasiyet uygularken önce tabiye o kişinin var ise borçları önce bu borç verilir ondan sonra diğer taksimat yapılmış olur. Ara bulan için bir vebal olmayıp ölenin vasiyetini değiştirmek bir vebaldir. Bu konu Bakara suresi, Maide suresi, Nisa suresi bu gibi ayet-i kerimelerde de bu konu ele alınmış. O ayetlerde de bu konu işlenmiş olmaktadır. Evet, bu Maide suresinde yine vasiyet ile ilgili olaraktan bu ayet-i kerimenin, Maide 106. ayet-i kerimenin nüzulü ile ilgili olaraktan şu not düşülür. Ebu Tame adlı Müslüman biri yapmış olduğu hırsızlığı bir Yahudinin üzerine atar. Resulullah suçlu Müslüman lehine karar verecekken onu uyaran şu ayetler iner. Sakın hainlere taraf olma. Nisa 105. Diğer bir ayette kendi benliklerine ihanet edenleri de
savunma diye Nisa 107. ayet ile bu manayı nazara verir. Vasiyetle ilgili araştırmaya yönelik bu konuda yapılan doktora tezleri, birçok bu konuda yapılmış araştırmalar var. Hatta ben de bunları getirdim ama meselenin özünü sizlere sadece anlatmış oldum. Yoksa geniş malumat bu konuda İslam hukukunda ehli araştırmacılar bulabilir. Bu konuyu inceleyip detaylı ele alabilirler. Ayet-i Kerime'de tahbisûnehumâ diye ifade geçer. Yani hapis kökünden gelir ki bu konu herhangi bir yere gitmekten alıkoymaktır. Mesela Rabbimiz buyuruyor, eğer kuşkuya düşerseniz namazdan sonra onları alıkoyarsınız, demin ifade ettiğim mana. Yine mesela akan suyu durdurup birikmesini sağlamak maksadıyla önüne konan odun veya taş içinde bu haps ifadesi, tahbisu ifadesi orada da kullanılabilir. Bir şeyi sonsuza dek vakfetmek için deyim de Allah yolunda sonsuza dek vakfetme manasında da bu kelime, bu manalarda da, bu amaçla da kullanılabilir. Kullanılmasında da o noktada herhangi bir beis ve sakınca söz konusu değildir. Evet, bu 106. ayet-i kerimede genel olaraktan vasiyet konusu işlenmekte, gayrimüslimlerin bu konudaki şahitliği, onların güvenilmemesi halinde yemin ifade etmesi, böyle bir yani ihtiyaç durumunda, zaruret halinde böyle bir şahitlik durumunun olması ayet-i kerimede nazara verilmiş olmaktadır. Gramer olarak tahliline geçecek olursak iza hadara ifadesi zarftır. Aynı zamanda zarf-ı mahz, yani kesinliği hasseten özellikli hususiyeti ifade etmiş olur. Bu da aynı zamanda şehadetin kelimesinden hal olmak üzere de ona müteallik, onunla bağlantılıdır. Heynel vasiyeti ifadesi ise izadan bedel olaraktan o da zarftır. İslani müptedanın aynı zamanda haberidir. Yani şehadeti müpteda ve böylece İslani onun haberidir. Takdiri şu ki sahibe şehadeti İslani. Burada sahiba ifadesi mukadder olmuş, takdir edilmiş olmaktadır. Zeva ifadesi ise elif ile merfu sıfat olmuş oluyor. Yani mesna manasında. Yine minkum car ve mecrur olmuş olup İslam'ın sıfatına müteallik olmuş olmaktadır. İn entüm ifadesi ise kendisinden sonrakini açıklayan bir mahsuf fiilin faili olmuş oluyor. Cümlede müstenife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturuyor. Yine aynı zamanda kendisinden öncekine delalet eden mahsuf bir şartında cevabı olmuş olmaktadır. Yani festeşhidu ahirine. Başka kimseleri de, ki orada söylemişti, gayrimüslimleri de şahit tutunuz. Darabtüm cümlesi ise bu bir tefsiriye dediğimiz izah cümlesidir. Yine tahbisûnehumâ cümlesi müstenifedir, mahalli yoktur. İnirteptüm cümlesi ise mahalli olmayan muhterize dediğimiz ara cümlesini oluşturmaktadır. Bu da aynı zamanda mahsuf olan bir şartında cevabı olmuş olur ki o zaman bunun takdiri şu manadadır. Fahallifûhumâ. Yani onlara bu manada Allah üzerine yemin ettiriniz. Yine la neşteri bihi cümlesi, bu da mahalli olmayan bir kasemin cevabı olmaktadır. Velev kâne ifadesi ise buradaki mukadder olan hale atıf ile vav-ı haliye, hal bildiren vav olmuş oluyor ki la neşteri bihi semenen fî külli halin. Yani her halükarda, herhangi bir bedel karşılığında bir şekilde bu sözümüzü, şahitliğimizi değiştirmiyoruz manasında. Evet, yine lev ifadesi mahsufun cevabı olmuş oluyor. Cümle haliye olmuş oluyor. Ve la nektumu şehadetallah cümlesi ise bu da la neşteri cümlesine matuf olmuş oluyor. Mahalli olmaksızın. Yine inna izenle minel asimin cümlesi ise mahalli olmayan müstenife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır. 106. ayeti kerimede. Tabii bu ayet-i kerime uzun. Dediğimiz gibi müfessirlerin de ifade ettiği gibi, çünkü mesela başka ayetlere bakıyorsunuz gayet sehil, asan, yüsür, kolay bir şekilde. Lafız yönüyle, mana yönüyle, irab yönüyle birçok noktada, ama bu ayet-i kerime hem uzun, dediğimiz gibi birçok cihetlerle hakikaten ağır bir manayı da ifade etmiş oluyor. İslam hukukunda farklı bir kapı ve pencere açmış oluyor. Yani bir çıkış noktasını da, bir kolaylığı da, zaruret halinde ne yapılması gerektiğini de böylece Rabbimiz izah etmiş oluyor.
Maide 107'ye gelince, Bismillahirrahmanirrahim. Fein usira ala ennehuma istahakka ismen fe aharani yekumani makamahuma minellezine istahakka aleyhimul evleyan fe yuksimani billah leşehadetuna ahakku min şehadetima ve ma tedeyna inna izen lemine zalimin. Sadakallahul azim. Evet, bu 107. ayet-i kerimede ise mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bundan sonra, yani bu yukarıda arz edilmiş olan hükümden sonra, bu iki şahidin günaha müstahak oldukları, yani gerçeği saptırma gibi bir günah işledikleri ortaya çıkarsa, o zaman vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilen o iki şahidin yerlerine en uygun ve öncelikli olan bu iki şahidin aleyhlerinde günaha müstakar oldukları, yani haklarına tecavüz ettikleri kimselerden diğer iki şahit getirilir. Ve andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden kabul olmaya daha layıktır. Ve biz şahitliğimizde sınırı aşıp yalan şahitlik yapmadık. Katiyetle biz böyle durumda zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Demin bunun izah durumunu ifade etmiştim. Bir hırsızlık ile ilgili olan rivayeti. Onun detaylı olaraktan esbab-ı nüzulde biraz daha tafsilatlı olaraktan izahı var. Arzu edenler o geniş izah cihetine de aynı zamanda ele alabilirler. Demek ki yani yine bir alternatif. Yani hıyanet olabilir. Dünya menfaatları hakikaten insanı kandırabilir. Bu durumda başka şahitlere müracaat edilmesi, güvenilir olan insanların bu durumda görüşüne başvurulmasını ifade etmiş oluyor. Yani özetle ifade edecek olursak, ecelinin yakın olduğunu gören kişi, vasiyette bulunmak isterse akrabalarından veya din kardeşlerinden iki adil kimseyi vasiyetine şahit tutması gerekir. Sefer gibi durumda bu şartları haiz iki şahit bulamazsa, onlara bedel başka iki şahit tutar. Sonra şayet bir niza, bir münakaşa, bir uygunsuzluk, bir hıyanet gibi bir durum ortaya çıkarsa, şüpheli bir durum sezilirse, doğru söylediklerine kuvvetli bir şekilde yemin ettirilir. Şayet bir emare veya zan yolu ile yalan söylediklerine muttali olunursa, ölenin yakınlarından iki kişi bir sefer yemin etmiş olur. Dediğimiz gibi bununla da ilgili yine detaylı bir şekilde nüzul sebebiyle ilgili detaylı bilgi var. Bu 107. ayetin biz tahliline şöyle geçecek olur isek, Temim-i Dari'deki o hırsızlık olayından dolayı cereyan eden bu durum söz konusu oluyor. Yani Rabbimiz dünyevi her bir meselede de bu konuda Efendimiz'i adeta bir yandan desteklerken, bir yandan teyit ederken, bir yandan da yanlış bir yola sülük edilmesi gibi bir tehlikeden de Efendimiz korunmuş oluyor. Çünkü bu bir hukuk meselesidir. Bu bir hak meselesidir. Yani en azından haksızlığa düşülmemesi konusunda nasıl ölçülü davranması gerektiğini Rabbimiz bu manada beyan etmiş olmaktadır. Demek ki özet olaraktan ifade etmiş olduğum mana yolunda o vasiyet yerine getirilmiş olacaktır. Burada ayetin gramer olarak tahliline geçecek olursak, ala ennehu mastahakka, mastar ve mecrur, naibi fail. Fe aharani, bu da muzmer olan bir müptedanın, gizli olan bir müptedanın haberini oluşturmuş oluyor. Yani feşşahidani aharani, iki diğer şahit manasında. Yine burada cezim mahallinde şartın cevabı olmuş oluyor cümle itibarıyla. Yekumani ise aharani'nin sıfatıdır. Mekâmehuma ifadesi ise mef'ulü mutlaktır. Minellezine car ve mecrur olmuş olur. Yekumani'nin failinden hal olmak üzere ona müteallik olmuş olur. Evleyani ifadesi ise istahakkanın faili olmuş olur. Le şehadetuna ehakku cümlesi ise bu da kasemin cevabını oluşturmuş olur ki bunu da nereden anlıyoruz? Le şehadetuna'daki o baştaki tahkik edatı olan, cevap alameti olan lam edatından anlamış oluyoruz. Yine min şehadeti macar ve mecrur olmuş olup aynı zamanda ahakkiye müteallıktır. Ve ma'tedeyna cümlesi ise bu da kasemin cevabına matuf olmuş, ona atfedilmiş olmaktadır. İnna lemine zalimin cümlesi ise müstenife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır bu 108. ayeti kerimede.
107. ayeti kerimede. Evet, 108. ayeti kerimeye gelecek olursak, zalike edna en yetu bi şehadeti ala vecihiha ev yahafu en turadda eymanun ba'de eymanihim vettekullah vesme'u vallahu la yehdil kavmel fasikin. Evet, bu 107. ayeti kerimede Rabbimiz demek ki genel olaraktan o durumda nasıl davranılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi, yani böyle bir sıkıntı ve bir zorluk gibi durumda karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini de beyan etmiş oluyor. Çünkü dediğimiz gibi işin içerisinde bir vebal durumu var. Böyle bir hıyanet gibi, vebal gibi durumla karşılaşılmamasına karşı o kişi böylece zalimlerden olmamak suretiyle doğru bir şekilde yemin etmesini ifade etmiş oluyor. 108. ayet-i kerimede yeminin mirasçılara reddi hakkındaki bu hüküm, şahitliği üstünüze aldığınız veç ile dosdoğru ifa etmelerine yahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılara tevcih onlara yöneltilmeleri ve reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun. Evet, böyle bir durumda Allah'tan korkun. Emirlerini dinleyin. Allah fasıklar güruhunu, günahkar olanları elbette ki muvaffak etmez, başarıya ulaştırmaz. Ayet-i kerimedeki tahliyle gelecek olursak edna ifadesi geçiyor. Edna, idna, deni, dena, dünya hemen hemen aynı kökte gelir. Aşağı genel ifadeyle ifade ediyor. Düşük, adi, kıymetsiz, değersiz, deni, deni adam gibi manalara geliyor. Az, yakın, hafif gibi detaylı, geniş, çokça manaları var. Dünya mesela aşağıda olduğu için edna dünya. Ha, demek ki âlâ'nın tersi. Âlâ, yüce, yüksek, yukarı. Edna ise onun aşağısını ifade etmiş oluyor mana cihetiyle. Bu kelimeye Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman dört manada tefsir edildiğini görüyoruz. Her biriyle ilgili birkaç ayet olmakla beraber ben sadece kısaca geçtiği dört manayı özetleyerek sizlere arz edeceğim. Birincisi daha uygun, daha layık, daha elverişli manasına, edna. Bir ikincisi daha yakın manasına, daha az manasına, aşağı ve düşük olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'de bu dört mana çerçevesinde gelmiş ve dediğimiz gibi her biriyle ilgili de birkaç tane ayet-i kerime mevcut olmuş olmaktadır. Evet, bu ayet-i kerimeyi de yine şöyle biraz daha açarak ifade edecek olursak, bu varislerin, şahitlerin hıyanetine karşı şahitlik ederek ant içmesi. Şahitliği gizlemek, yalancı şahitlik yapmak bir fısktır, bir günahtır. Yani cezayı gerektirecek bir müeyyidedir. Bu hem dünyada hem de ahirette elbette ki cezayı müstelzim bir hal olduğu içindir ki Rabbimiz böyle bir yanlış içerisine düşürmekten böylece uyarmış, sakındırmış olmaktadır. Bu ayet-i kerimenin gramer olarak tahliline gelecek olursak, yani Maide suresi 109. ayet-i kerimede yevme yecmeu mef'uldür. Bu aynı zamanda mahsuf olan bir fiilin, ki o zaman takdiri ihzaru manasındadır. Yine yecmeu cümlesi muzafun ileyhtir. Maza ifadesindeki ma ismi istifhamdır, mübtedadır. Za ismi mevsuldür, aynı zamanda haberdir. Kalu cümlesi ise müstengife dediğimiz başlangıç cümlesini oluşturmaktadır. Ente sözü ise bu da in isminin tekidi olmuş olmaktadır. Gayb ve imkâne mastaran olmuş olmakta, gayb ifadesi mastar olmuş olaraktan. Evet, bu konuda tabii ki bütün bunlar aslında birçok tefsirlerden, yani özetle, çünkü bazılarında hemen hemen ortak aynı manaya geliyor. Yani birbirlerine yakın manaya geliyor. Fakat detaylı bir şekilde de ayet-i kerimelerde mesela geniş olan manalar da nazara veriliyor. Biz onun için önemli olan noktaları nazara verdik. Burada vasiyet başlı başına insanın demek ki dünya gelişi bir hüküm, dünyadaki yaşayışı bir hüküm, bir sorumluluk, bir yükümlülük, bir mükellefiyet. Demek ki gidene kadar bu yükümlülük, sorumluluk insanın omuzunda.
hem kendi omuzunda hem birbiriyle bağlantılı olmuş olduğu diğer insanlar da aynı sorumluluk içerisine girmiş olmaktadır. Aslında vasiyet ile ilgili mesela özetle yine oradan çıkarttığım bir mana, tabii burada bir ısmarlama durumu da olmuş oluyor. Başkasına arz etme, söyleme, en azından yerine getirme, bir kolaylık yapma. Vasiyetler ayrıyeten bir de 5 kısım olarak ele alınmış. Mesela vacip vasiyetler, müstahap vasiyetler, mendup vasiyetler, ondan sonra mübah vasiyetler, mekruh vasiyetler gibi vasiyetler de kendi içerisinde bu 5 şekilde ele alınmış. Mesela vacip olan, ki birinci derecede gerekli olan vasiyette, emanetleri bilinmeyen, borçları vermeye ve hac ile zekat ve kefaretlere ait vasiyetler gibi vasiyetler şeklinde bu şekilde ifade edilmiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyurur. Kendisinde vasi edecek bir şey bulunan bir Müslüman için muvafık değildir ki yanında vasiyetnamesi yazılmış bulunmaksızın iki gecesi bile geçsin buyuruyor. Yani her an emr-i hak vaki olabilir. Yani emr-i hak vaki olabilir. Onun için bu noktada aslında hem sünnettir, Efendimizin tavsiyesidir, Kur'an'ın nazara vermiş olduğu bir husustur. O halde bu hususun ifa edilmesi, yerine getirilmesi bu 108. ayet-i kerimede de ifade edilmiş olmaktadır. Bu konuda tabii ki Buhari'de, Darekutni, Taberi'de de çok geniş detaylı onları da teker teker aslında çıkarttım. Detaylı bir şekilde orada bilgiler var. Mesela hadis-i şeriflerde Efendimiz, ey müminler, sizden birinize ölüm gelip çattığında sizden olmayan diğer iki kişiyi şahit tutunuz şeklinde ayeti kerime gelince Efendimiz ikindi namazı akabinde onlara şu şekilde yemin ettirmelerini emretti. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah adına yemin ederiz ki bundan bir şey gizlemiyoruz. Daha sonra iki yol arkadaşı Allah'ın dilediği kadar bir süre böylece kaldılar diye geniş bir şekilde Efendimizin bu uygulaması hadislerde, tefsirlerde de geniş bir şekilde detaylı beyan edilir, izah mevcut olmuş olmaktadır. Uzunca tabii bu gidiyor. Uzunca detaylı bir şekilde ayet-i kerimenin vasiyet konusundaki Rabbimizin emri, beyanı devam etmiş olmaktadır. Evet, 108. ayet-i kerime bu şekilde. Biz 109. ayet-i kerimeye nazar edecek olursak, Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتِمْ قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Evet, 109. ayet-i kerimede mealen korkun o günden ki Allah peygamberleri bir makama toplar. Dünyada insanları davet ettiniz. Benim tebliğimi onlara anlattınız. Onlar size ne cevap verdiler der. Onlar bizim ilmimiz senin ilmin yanında yok sayılır. Gaipleri bilen şüphesiz sensin. Bize ne cevap verdiklerini sen daha iyi bilirsin diyeceklerdir. Çünkü bu işin elbette ki kaçınılmaz bir husustur ki elbette bir de ahiret boyutu vardır. Çünkü bu mana ile ilgili Kasas suresinin 65. ayeti kerimesinde de Rabbimiz o gün Allah onlara seslenir. Peygamberlere ne cevap verdiniz der. Peygamberlere ne cevap verdiniz der. Ondan dolayıdır ki peygamberler de kendilerini garantiye alırlar. Şahit olduklarını Efendimizin de veda hutbesinde şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Hel bellatu, hel bellatu, ulaştırdım mı size, tebliğ ettim mi diyerekten o veda hutbesinde Efendimiz 100.000'i aşkın o Müslümanlara karşı tebliğ ettiğini, beyan ettiğini, duyurduğunu onlara arz etmiş olmaktadır. Evet, onlar da tabii ki bu konuda hem dünyada şahitlik ediyorlar, hem Rabbimiz zaten olaya bu noktada şahit olmuş olmaktadır. Evet, dediğimiz gibi Esbab-ı Nuzul'da aslında çok geniş detaylı, yani ben hülasalandırmaya çalışıyorum. Onlarca burada sebeb-i nuzul ile ilgili hususlar, detaylı bilgiler mevcuttur. Ancak dediğimiz gibi özetleyerekten sizlere arz etmeye çalışıyorum bu ayeti kerimeyi. Evet, burada
110. ayeti kerimede ise, uzunca bir ayet-i kerimede ifade edebildiğimiz kadar gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzkâlellâhu ya İsa bin Meryem uskur ni'meti aleyke ve ala validetik iz eyyettüke bir ruhil kudüs tükellimun nâse fil mehdi ve kehlen ve iz allemtüke el kitâbe vel hikme ve tevrâte vel incil ve iz tahluku minettîn ke heyeti tayri bi izni fetenfuhu fîhâ fetekûnu tayren bi izni ve tübri'u l-ekmehe vel-ebrasa bi'izni ve iz tuhricul mevta bi'izni ve iz kefeftü beni İsrail anke iz ci'tehum bil-beginat fekâlellezîne keferu minhum in hâza illa sihrun mübin. Sadakallahu razim. Evet, uzunca. Bu ayet-i kerimede Allah şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs yani Cebrail temiz bir ruh ile desteklemiştim. O destek sebebiyle hem beşikte iken hem de kişi er yiğit iken insanlarla küçük iken konuşman ile yiğit olduğun, genç olduğun zamanki konuşman arasında bir fark olmadan konuşuyordun. Tabii bu konuyu detaylandırmaya çalışacağım. O tekelleme fil mehdi sabiyya. Yani daha beşikteyken Hazreti İsa bir mucize eseri olaraktan konuşmuş oluyor. Sana okuyup yazmayı, her şeyin hakikatını, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Yine benim iznimle bir peygamber olmasının belgesi, mucizesi, beyinat diye de ifade ettiğimiz açık delili olaraktan. Balçıktan bir kuş sureti yapıyor. Sonra o surete nefes veriyordum. Benim iznimle o kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden diri olarak çıkartıyordun. Alaca hastalıklarını iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor. Her peygamberin öne çıkan bir mucizesi vardır. Hiçbir peygamber yoktur ki bir mucizesi olmasın. Çünkü müşrikler madem peygambersin, hani tabiri caizse belgeni göster. O konuda giriş belgeni göster kabilinden. Peygamber olduğunun göstergesi nedir? Ne olsun? Onlar ne istemişse, Salih peygamber, kayadan onlar söylüyor, taş çıkar, bitti. Bu manada Efendimizin de binin üzerinde göstermiş olduğu mucize vardır. En büyük mucizesi ise kıyamete kadar devam edecek olan Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Hani sen İsrail oğullarına aşikar olan delillerle peygamber olarak geldin de kabul etmeyip onlar seni öldürmeye kalkıştılar. Ben de seni onlardan kurtardım. İçlerinden kafir olanlar getirdiğin mucizeler karşısında bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Burada bir tehdit, ince bir nokta var. Hazreti Musa mucize getiriyor. Onlar o mucizeyi kabul etmiyor. Ve onların bu durumda kimler olduğunu, kafirler olduğunu Kur'an ifade ediyor. Demek ki o peygamberlerin gösterdikleri şeylerin mucize olduğunu kabul etmeyen insanlar da maalesef böyle bir küfür girdabı içerisine de elbette ki girmiş olurlar. Böyle bir tehdit ile Kur'an onları tehdit etmiş olmaktadır. Evet, beşikte Hazreti Musa'nın konuşması, Hazreti İsa'nın konuşması, çünkü Hazreti Meryem iffetli kadın, temiz kadın. Ve Cenab-ı Hak inne mesela İsa ke mesela Adem. İnne mesela İsa indallah ke mesela Adem. Hazreti İsa'nın yaratılışının misali, Hazreti Adem'in yaratılışının misali gibidir. Hazreti Adem'i bırakınız babasız, hem babasız hem annesiz yaratan Allah, neden Hazreti İsa'yı babasız olarak yaratmasın ki? Bir mucize eseri olaraktan Allah kudretini neden bu şekilde göstermesin ki? İşte böyle bir durum içerisinde o iffetli kadına iftira ettiklerinde bana söylemeyin diyor. Şu beşikteki çocuğa sorun diyor. Onlar şaşkınlık içerisinde beşiğe yöneldiğinde o tekelleme fil mehdi sabiyya, daha beşikteyken konuşan İsa annesinin temiz olduğunu, pak olduğunu, bir beşer eli ona dokunmadığını, iffetli ve namuslu olduğunu, kendisinin babasız olarak dünyaya geldiğini Hazreti İsa bizzat daha beşikte yeni doğmuş bir vaziyette iken bunu dile getirmiş oluyor bir mucize eseri olaraktan. Evet, böylece İsrailoğullarına birçok delille, zaten Hazreti Musa'da çok delille gelmemiş miydi? 9 kere başlarına bela gelmişti. Her biri büyükçe bir mucize eseri olaraktan. Onlar da onu inkar etmişlerdi. Yine Ali İmran'ın 49. ayet-i kerimesinde de bu manayı teyiden orada da
bu ifade geçmiş. Orada da bu mananın detayını görebilirsiniz. Evet, biz bu ayet-i kerimeyi açacağız, tabii detaylandıracağız. Çünkü hakikaten önemli bir konu. Yani tıbbın da bu konuda ele alması gereken, yani babasız olaraktan, evet şimdi tüp bebek olaraktan bu mesele mevzu bahis oluyor. Tüp bebek olaraktan meydana geliyor bir çocuk, dünyaya gelebiliyor. Yani bu aslında asırlara Kur'an-ı Kerim böylece ışık tutaraktan birçok fennin, peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeler ortaya çıkmasına, o fennin gelişmesine böylece bir adım oluşturmuş olmaktadır. Ruhul Kudüs burada Cebrail olmuş oluyor ayeti kerimede. Kehlen ifadesi kühül, yani kehalet, kühül, olgunluk, kemal, yaşları manasına da gelmiş oluyor. Demek ki körü, cüzzamlıyı bu manada Hazreti İsa iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor. Bir mucize eseri olaraktan Allah'ın nebisi olduğunu bu manada Hazreti İsa göstermiş oluyor 110. ayeti kerimede. Şimdi bu mana ile ilgili olaraktan ilgili yerleri sizlere arz edeceğim, detayına girmeyeceğim. Mesela Meryem 29, Ali İmran 46. Mesela bu manada yine Meryem 29. ayet-i kerimede bu manayı teyiden orada da, oralarda da bilgi mevcut olmaktadır. Uzunca gittiği için detayına giremeyeceğiz. Bir kıssayı da anlatmadan da sizlere geçemeyeceğiz. İşte kıssadan bir hisse. Efendim, dönem Fatih'in dönemi. Fatih, kendi veziri olan Mahmut Paşa'yı yanına alaraktan tebdili kıyafet yapar, İstanbul sokaklarında gezmeye başlar. Yolu bir pazara uğrar. Pazara geldiğinde bakar ki bir yeniçeri aşçısı etrafa azarlar, bağırır, çağırır. Etrafı azarlayınca bu durum dikkatini çeker Fatih'in. Veziri Mahmut Paşa'yı gönderir. Git bir öğren, problem nedir der. Mahmut Paşa gelir, durumu öğrenir. Gelir padişaha, o yeniçeri aşçısının ne demek istediğini, ne dediğini Fatih'e anlatır. Olay şudur. O yeniçeri aşçısı, yahu sabahtan akşama kadar bütün İstanbul'u gezdim, bir okka et bulamadım. Bu nasıl muhasiptir, bu nasıl belediye başkanıdır? Memlekette bir et yok, ben şimdi ne yapacağım, ne yemek yapacağım, bir yemek bile yapamadım. Bu nedir, bu nasıl iştir? Diyerekten başta belediye başkanı olmak, muhasip olmak üzere herkesi azarlar. Onunla da kalmaz. Der ki, yahu der, beni var ya, muhasip yapsalar, belediye başkanı yapsalar var ya, vallahi ben dünyayı gıdalarla doldururum ya. Ben İstanbul'u bereketli, bol gıdalarla doldururum diyerekten bunu da arkasından ifade edince Fatih Mahmut Paşa'ya der ki bunun ismini al der. İsmini alır ve saraya gittiğinde bu yeniçeri aşçısını çağırır. Der ki sen der İstanbul'un belediye başkanı muhasibi olsan gerçekten dediğin gibi bir bolluk bir bereket ve bütün dünyadan yiyecekler getirip doldurabilir misin orayı deyince evet efendim der. Ve hakikaten de söz verir. Ve Fatih onu İstanbul'un muhasibi yapar. Belediye başkanı yapar. Gerçekten de etrafına topladığı usta insanlarla çok kısa zaman içerisinde dünyanın her tarafından bol gıdalar getirerekten İstanbul'u bereketli bir hale koyar. İstanbul'da artık öyle değil et bulamama, tam tersine bütün gıdalar, yiyecekler bolluk ve bereket içerisinde İstanbul'da bolca bulunur. Bu kişi göstermiş olduğu bu başarısıyla sadece belediye başkanı olmaz. Fatih bunu tutar, veziri yapar. Bir anda rütbeleri, makamları kat eder. Onunla da kalmaz, arkasından sadr-ı azam olur. Yani şimdiki ifadeyle başbakan olur. Efendim bu kim midir? Gedik Ahmet Paşa'dır. Evet, Gedik Ahmet Paşa kendisi bir yeniçeri aşçısıdır. Ama azmi, gayreti, dirayeti, başarısı, planlı ve programlı çalışmış olması onu bir muhasip yaparaktan arkasından vezir, arkasından sadr-ı azam dediğimiz onu başbakanlığa kadar terfi ettirir. İnsanlar burada Gedik Ahmet Paşa'ya bakaraktan ibretle ders almalılar. Yani başaramayacaklarını değil de başaracaklarını, gerçekten ben İstanbul'a başbakan olsam var ya, bakan olsam, ondan sonra belediye başkanı vesaire neyse,
hangisini yapabiliyor ise o konuda insanlar azimli olmalı, gayretli olmalı, bir çaba içerisine girerekten azmedip başaracaklarını elbette ki ortaya koymalılar. Bu Gedik Ahmet Paşa bu noktada hakikaten bizler için güzel bir emsal oluşturmuş olmaktadır. Efendim bir kıssayı daha size arz edeyim. Günün birinde bir doktora gerginlik ve tedirginlikten şikayetçi olan bir hasta gelir. Yapması gereken çok işinin bulunduğunu fakat kendisinin rahatsız, işlerin ise beklemeye tahammülü olmadığını söyler. Doktor ona sorar. Bu işleri başka biri yapamaz mı? Yahut bir başkası size yardımcı olamaz mı? Onları yalnız ben yapabilirim. Bütün işler bana bakar der. Sana bir reçete vereceğim. Bu reçeteyi aynen tatbik edersen kurtulursun der. Bir reçete yazıp adama verir. Adam reçeteyi eline alıp baktığında hayretler içerisinde kalır. Çünkü reçetede her gün en az 2 saat işi bırakıp yürüyüş yapacaksın. Ve haftanın yarım gününü bir mezarlıkta geçireceksin diye o reçetede yazmaktadır. Hasta doktora sorar. Yürüyüşü anladık ama neden mezarlık? Oraya neden gitmemi tavsiye edersin? Deyince doktor ona şu cevabı verir. Oraya gidip mezarlara bakmanı istiyorum. Orası kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur. Sen de onlar gibi mezarlığa gömülünce, kendinden başkasının yapmasına imkan olmadığını zannettiğin işlerin, başkaları tarafından da yapılmaya devam ettiğini göreceksin. Yani iş senden bitmiyor, bitmiyor ne yapayım ne edeyim dersen de, elbette ki senden sonra da devam ediyor. Bir de size şiir arz edelim. Beni dinle ey kadı, bozuldu işin tadı. Zulümse eğer adı, Kenan yapsa da aynı, Yunan yapsa da aynı. Söylenecek söz varsa, söyle sen de yüz varsa, hakka tecavüz varsa, nokta yapsa da aynı, yekta yapsa da aynı. Bu gemi böyle gitmez, giderse zulüm bitmez, kim örnektir fark etmez, nefsim olsa da aynı, hasmım olsa da aynı diye Abdurrahim Karakoç ifade ediyor. Hakikaten daha önce de ifade ettim, dünya bu kadar kanı taşımaz, bu kadar zulmü taşımaz, bu kadar feryatları, bu kadar gözyaşlarını taşımaz. Sel olur, denizleri elbette ki yükseltir ve çok tsunamileri de tetikler, çok zelzeleleri de tetikler. Hani dünya neden yüklenmemişti sorumluluğu? Rabbimiz öyle diyor ya, inna aradna al-emanete al-semawati wal-ard fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Biz emaneti yerlere ve göklere vermiştik, onlar bunu yüklenmekten imtina etmiş, kaçınmışlardı. İnsan ise bunu yüklendi. Niye yer ve gök o kadar yüksekliğine, büyüklüğüne, güçlülüğüne rağmen neden onlar bu yükü yüklenmediler? Çünkü işin içinde kan var, kokuşmuşluk var, zulüm var, feryat var, gözyaşı var. Bunu dünya değil, kainat kaldırmaz. Bunu kaldıran insan Kur'an'ın ifadesiyle zalûmen cehûlâ. Arapça gramer itibariyle zalûm ve celûm, cehûl ifadesi mübalağalı ismi faildir. Yani abartılı bir şekilde, abartılı bir şekilde, mübalağalı şekilde o insan çok zalimdir ve o insan gerçekten çok cahildir. İşte bu zulme karşı göz yuman insan aynı zalûm ve cehûl kategorisi içerisine o da girmiş oluyor. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin. Ehli imana yar yardımcısı olsun. Alemi İslam'ı intibaha vesile olsun. Özellikle duamız, herkesin hakikaten namazlarında şu duayı yapmalarını tavsiye ederim. Allah ittihadı İslam'ı nasip etsin. Yani bundan başka yol yok. Üçüncü aşama, iman, hayat ve şeriat. Şeriatın manası ittihadı İslam'dır. İslam dünyası madden ve manen bir araya gelmezse bu meseleler çözülmez. Eğer İslam dünyası bir araya gelmezse aklı başında, aklını başına alaraktan söylemek istemiyorum ama Rabbim muhafaza etsin, bu zulümlerle Allah getirir. Başa gelecek belalarla Allah ehli İslam'ı, alemi İslam'ı bir araya getirir. Onun için ehli İslam ve alemi İslam değil birbirleriyle kavga etmek, gırtlağına sarılmak, savaş kapılarını çalmak,
belki bir araya gelmek. Çünkü ehli imanın ortak noktaları o kadar çok ki, Rableri bir, peygamberleri bir, dinleleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, toprağımız bir, tarihimiz bir, geçmişimiz bir, adlarımız bir. O kadar birlikler var ki, binlerce bir birlikler bizleri birbirimize bağlayan en kuvvetli kopmaz bağlardır. Yüzde bir tane farklı noktada olsa Allah aşkına, %99'u görmeyip de biri içerisinde dalıp kalmak hangi insafa, hangi vicdana, hangi akla, hangi düşünceye yaraşır? Alem-i İslam aklını başına alaraktan intibaha gelmeli, uyanmalı. İttihad-ı İslam'ın, İslam birliğinin, Müslümanların bir araya gelerekten kardeşçe, farklı renkleri, desenleri bir zenginlik olarak görerekten elbette ki bu birliği, beraberliği tesis etmeleri gerekir. Onun için Allah korusun, zulme rıza zulümdür. Efendimizin ifadesiyle el küfrü yedun ve zulmü la yedun. Küfür devam eder ama zulüm asla ve asla devam etmez. Bu olan olaylar küfrün bir ifadesidir. Gelin bu zulme ortak olmayalım. Duamızla, ifademizle, gönlümüzle en azından ortadan kalkmasına destekte bulunalım. Cenab-ı Hak alem-i İslam'a, ehli imana yardımcı olsun, yardımcılar olsun. Bu dua ve temennilerle hepinize Allah'a ısmarladık.